Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezil Dileğin Amarat benimden. Yepyeni bir haftadan herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Cuma günü size veda ederken ne demiştim? Sakarya'ya gidiyoruz. Ne oldu? Oy bismillah. Merhaba Kadir Bey. Allah seni kahretsin. Abla gel. Yarışmacımızın heyecandan ayağı yerden kesilmiş görmüş olduğunuz gibi. Hem uçarım hem yemek yaparım. Sakarya'ya hoş geldiniz. Ben Yasemin Güzel, 41 yaşındayım. Doğma büyüme Sakaryalıyım. Ev hanımıyım. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Kadir Bey. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Şu an şaşkınlık içerisindeyim de. Sayın seyirciler, haftanın ilk gününde Sakarya... Pardon, bütün hafta boyunca şu an kafam bulandı. Hafta boyunca Sakarya'dayız ve ilk gün yarışmacımız Yasemin Hanım, görmüş olduğunuz gibi hızına yetişilmiyor. Yasemin Hanım'ın gözü hep yükseklerde. Evet. O yüzden bu haftanın ilk günü bomba gibi geçecek. Ama diğer yarışmacılarımızı da kısaca bir tanıyalım. Onlar kimler, nasıl yarışacağız? E gidelim mi biz o zaman? Sen git, yarışmacımızın yukarıda bir işi var. Anam kadın alıştı bir kere, uçmadan duramıyor. O zaman ben diğer yarışmacıyla görmeye gidiyorum. Haydi buyurun, başlıyoruz. Bak kadın sallanıyor. Kız ablam dur, beni de götür. Çek beni. Bismillah, şükür Yasemin Hanım'ın ayakları yere bastı. Oh be. Oh, aç ablam şöyle ceryan etsin güzelce. Biz niye vinçte indik? O iştenin işi zaten, onu ben de anlamış değilim. Yasemin Hanım vinç operatörü. Kaynak operatörüyüm aslında. Kaynak operatörü, evet. Adana'da diyemedim. Şu gözüne bakıp şişir demin. Yok, robot kaynak. Araba Yasemin parçaları kaynak. Kaynatıyorum. Araba parçaları. Evet. Nereden peki geldi bu meslek aşkı sana? Bilemiyorum, merak diyelim. Ben inanmıyorum ya, şaka yapıyorsunuz. Dün kullandım, arkadaşlar şahit. Evet, dün ben gördüm. Allah, şaşırdım ama yani her hanımın yapabileceği bir meslekti çünkü ağır bir meslek. Normalde ben aslında çalışıyorum, fabrikalarda çalışıyorum. Ama fabrikaların dışında ne iş verilirse hepsini yapıyorum. Koltuklarımı yıkattım Kadir Bey, haberiniz olsun. Bir şey diyeceğim, koltuk yıkamacılar gelip de koltuğun arasını süpürmüyorlar, yıkıyorlar. Ben daha... söyledim Kadir Bey gelecek dedim, ona göre yıkayın dedim. Çünkü daha önce bir yarışmacım da yıkatmıştı. Elimi bir soktum. Kırıntılar hamur gibi olmuş koltuğun suyunu yedikçe. Söyledim. Cımbız vereyim Kadir Bey. İlla bir şey arıyorsun. Ha bak şimdi bak yok içinde. Yok anlam, cımbıza gerek yok. Ben parmağımla aldım. Bak ben sana dedim. Onlar süpürmüyorlar çünkü bak. Hanımefendiye kaç para verdin? Söylemeyeyim. Evet neyse, olur böyle şeyler. İşte bu zamanda kimseye güvenmeyeceksin. Ah ah Yasemin abla. Siz bu yabancı kadınlardan ne çok çektiniz. Hangi yabancı? Eşinizden dolayı birkaç kadını yıpratmadınız mı? O bir taneydi. Dövdüm de ondan bahsediyorum. Yasemin ablam, aslında bir şey çıkmamış oradan. Ben yanlış görmüşüm. Canım ablam, bunu başta versenize detayını. Evet, burası mutfağımız. Bakalım, dolaplarımız gayet güzel. Buralarda yağlanma yok. Özellikle aspiratör üstüne bakıyorum. Aa, o düşer. Allah kahretmesin seni. Bismillah. O düşüyor. Onu yapıştırmıştım Kadir Bey'den. Anladım, olabilir uzman. Bırak, çok şöyle zendelemeyeyim. Mutfakta ocak ve lavabo kesinlikle kili kalmama. Sarı lekeleri sevmiyorum. Çık bak. Kız ayağımla basmayayım diye çıkmadım. Yok yok. Hadi bir kaldırın şu Kadir'i. Kız kaldır. Göbeğiniz düşer. Kaldırmayın beni. Kadir Bey. Yok gayet güzel. Ne oldu? Taşıyamadı beni. Kutum ara uşağı taşıyamadı. Evet ya. Yasemin ablacığım, dolapların üstü gayet iyi. Şimdi burası mutfağın mı senin? Evet buyur. Mutfak, terlerim. Banyo nerede? Yukarıda. Üst kat. Hadi kalkın bir de banyoya gidelim. Aman yemin ediyorum, insanın çişi gelse buraya gelene kadar geri kaçar. Aşağıda da lavabo var Kadir Bey. Var mı bir o katta? Var. Yasemin Hanım vinçle indi ya. Vinç işi bitti. Eşi karşıdaymış, konuştum. Adamın yüreği ağzına gelmiş sen vinçle inerken. Adam o kadar senin üstüne titriyor biliyor musun? Eli SSK'lı ayağı... öleceğim ya, parası ona kalır. Hadi gel. Buyurun Kadir Bey. Bismillah. Çamaşır makinesi emektar anladığım kadarıyla. O ikinci el dükkanımız varken oradan gel. O çıkmıyor. Çok evet, terledim. Evet o çıkmaz. Bir de ikinci el oldu mu hele hiç çıkmıyor. İkinci zaten. Elden. Dükkandan getirmiştim ben onları. Evet bakın, duşakabinin üstü güzel. Havlu pan, o da gayet güzel. Onu da yıkadım Kadir Bey. Lavabomuzun altına bakıyorum. O da gayet iyi. Ki ablam Triplex'te oturuyor. Bakın millet 2+1 evi temizlemiyor. Ablam Triplex temizliyor. Triplex seviyorum. Bir de kaynanamla yaşıyorum. Hamaratlığımı çenemden daha kuvvetli olduğunu göstermek için buradayım. Hadi gidelim. Yasemin gibi gelin bulmuşsunuz. Triplex ev temizliyor. Çoluğa çocuğa bakıyor. Yemek yapıyor. Azıcık da dili olsun canım. Bu kadın da taş değil ya yani. Tabii. İçine ata ata. Boş ver. Şiştim baksana. Yani canım abla. Kadın stresler, şeker hastası olmuş. 2+1 evi temizleyemiyorsunuz ya. Bakalım gelen hanımlar ne kadar iddialı, onları görelim. Haydi buyurun. Gelenler de yarısı vapurla yarısı otobüsle geliyor. Ablam bugün hiç gelinmiyorlar. Büyük ödülü kazanırsam kazandığım parayla kızımı üniversiteye yollayacağım.